Herkese selamlar. Bu videoda Google Authenticator uygulaması ile Zimbra e-posta sisteminizde iki adımlı kimlik doğrulamayı nasıl aktif edeceğinizi anlatacağız. Öncelikle giriş yaptığımız Zimbra e-posta sisteminde tercihler sekmesinden hesaplar bölümünü açıyoruz. Burada ana hesaplar başlığının altında yer alan hesap güvenliği bölümüne geliyoruz. Şu an standart kimlik doğrulama ile e-posta hesabınıza giriş yaptığınızı görüyoruz. Burada iki adımlı kimlik doğrulamayı kur bağlantısına tıklıyoruz ve süreci başlatıyoruz. Açılan pencerede size iki adımlı kimlik doğrulamanın kurulması ile alakalı bazı bilgilendirmeleri göreceksiniz. Kurulumu başlat butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Bu işlemi sizin yaptığınızı doğrulamak adına sizden e-posta parolanız istenecektir. E-posta parolanızı girip sonraki butonuna basarak devam ediyoruz. Sonraki pencerede akıllı telefonunuz için kuracağınız otentikatör uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Biz bu etapta Google Otentikatör uygulamasını kullanacağız. Telefonunuza ilgili uygulama mağazasından Google Otentikatör'ü kurduktan sonra devam ediyoruz. Burada sizin hesabınıza özel olarak oluşturulan bir alfanumerik anahtar veriliyor. Size verilen bu alfanumerik anahtar ile Zimbra e-posta hesabınızı telefonunuzdaki Google Authenticator uygulamasına tanımlayacağız. Telefonunuzda Google Authenticator uygulamasını açıyoruz ve kurulum anahtarını gir bağlantısına basıyoruz. Sonrasında açılan sayfada hesap adınızı ve anahtarınızı giriyoruz. Alttaki anahtar türünün zamana dayalı olmasına dikkat ederek ekle butonuna basıyoruz. Tanımlama başarıyla tamamlanmıştır. Şu an 6 haneli mavi bir sayı görüyorsunuz. Bu sayı dakikada bir değişmektedir. Bu değişim zamanına dikkat edeceğiz. Tekrar Zimbra'ya geri dönerek sonraki butonuna tıklıyoruz. Sizden Google Authenticator uygulamasındaki 6 haneli sayıyı girmeniz istenecektir. Telefonunuzdaki bu sayıyı süresi dolmadan buraya girip sonraki butonuna basıyoruz. Süresi dolan sayılar geçerliliğini yitirecektir. Kurulumu başarıyla tamamladınız. Artık hesabınıza iki adımlı doğrulama kullanarak giriş yapacaksınız. Bunu hesabınızdan çıkış yaparak hemen deneyelim. Sağ üst köşeden hesap adınıza tıklayarak açılan menüden oturumu kapatıyorsunuz. Açılan panelde kullanıcı adınızı ve parolanızı giriş yaptıktan sonra sizden iki adımlı kimlik doğrulaması için Google Authenticator'daki sayıyı girmeniz istenecektir. Eğer bilgisayarınızda bu doğrulamayı bir süreliğine geçersiz kılmak isterseniz alttaki bu aygıta güven seçeneğini seçili hale getirebilirsiniz. Yine aynı şekilde ilgili sayının süresi dolmadan girerek doğrula butonuna basıyoruz. Başarıyla e-posta hesabınıza iki adımlı doğrulama ile giriş yaptığınızı görebilirsiniz. İki adımlı doğrulamayı Zimbra hesabınızda aktif hale getirdikten sonra e-posta hesabınıza girişinizde telefonunuzun devamlı olarak erişilebilir yani yanınızda olması gerekmektedir. Bu zorunluluğu ortadan kaldırmak adına sistem iki adımlı doğrulamayı aktif ettiğiniz tercihler sekmesindeki hesaplar bölümünde tek kullanımlık 10 tane çevrim dışı kod üretebilirsiniz. Bu kodları defterinize yazarak veya yazıcınızdan çıktı alarak cüzdanınıza koyabilirsiniz. Bu kodlar cep telefonunuz yanınızda olmadığı zamanlarda tek kullanımlık şekilde Google Authenticator'dan aldığınız kodların yerine kullanılabiliyor. Her kullandığınız kod geçerliliğini yitirecektir. Bu durumda 10 tane kodun hepsini kullandığınız zaman yeni 10 tane daha kod üretebiliyorsunuz. Bu durumda da e-postanız telefonunuz yanınızda olmasa bile erişilebilir durumda oluyor. İki adımlı kimlik doğrulamayı aktif ettiğimiz için e-posta hesabınızın mobil cihazınızdaki tanımlamasında da bir değişiklik yapmanız gerekecek. Eğer bu değişikliği yapmazsanız mobil cihazınız parolanızı iki adımlı olmadan denemeye devam edip hesabınızın kilitlenmesine yol açacaktır. Bu nedenle iki adımlı doğrulamayı yaptıktan sonra mobil cihazınızı güvenli aygıt olarak Zimbra sistemine eklememiz gerekmektedir. Burada yine tercihler sekmesindeki ana hesap ayarları bölümünde güvenilen aygıtlar ve uygulamalar kısmına geliyoruz. Burada uygulama kodu ekle butonuna bastığınızda sizden mobil cihazınız için bir tanımlama adı girmeniz istenecektir. Bu adı girdikten sonra size yine bir alfanumerik kod verilecektir. Bu kod mobil cihazınızda e-posta hesap ayarları yaparken parolanız yerine girmeniz gereken kod olacaktır. Bu kod tek sefer verildiği için kaybetmemek adına bir yere not ediniz. Eğer kaybederseniz sorun değil, aynı süreç ile yeni bir kod üretebilirsiniz. Verilen bu kodu mobil cihazınıza parola olarak girdiğiniz zaman işleminiz tamamlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu, e-posta hesabınızın parolasını değiştirdiğiniz zaman güvenilen aygıtlar sıfırlanacaktır. Bu nedenle her parola değişikliğinde yeni bir kod üretip mobil cihazınıza yeniden kod güncellemesi yapmanız gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.